tansiyon yüksekliğinden şüphelendi. Sizin tansiyonunuzu ölçer, nabzınıza bakar, işte kan tetkikleri yaptırır. Ondan sonra der ki tansiyonun var ya da yok. Burada böyle bir objektif ölçü elimizde yok. O zaman subjektif olarak kişinin hissettiği sıkıntı önemli. Şimdi bu sıkıntı bir psikolojik sorun boyutuna geldiğinde yapılacak müdahalelerden, imkanlardan birisi de psikoterapi dediğimiz şey. Psikolojik bir sorun olduğunda bu çevreyle ilişkili olabilir. Olumsuz yaşanan olaylar, örneğin aile içinde huzursuzluk diyelim. Kişinin düşünceleriyle ilgili olabilir. Aklına istemediği, rahatsız edici düşünceler geliyor olabilir. Duygusal olabilir. Ve çok üzüntü, korku, kaygı yaşıyor olabilir. Fizyolojik, bedensel olabilir. İştahı bozulabilir, uykusu bozulabilir. Ya da davranış problemi olabilir diyelim. Kendi değerlerine, genel bütçesine aykırı biçimde işte kumar oynama davranışı mesela, kumar bağımlılığı diyoruz. Şimdi bu boyutlardan her biri psikolojik soruna yol açabilir ve aynı zamanda bunun ileriye doğru sürmesine de bütün bu boyutlar katılır. Diyelim aşırı kumar oynama davranışı var, bu aileyle ilişkilerini de etkiler, iş hayatını da etkiler, düşüncelerini de etkiler, duygularını da, bedensel tepkilerini de etkiler. Burada soruna hem öncülük eden hem de sürmesine yol açan bu etkenleri biz değiştirmeye çalışarak psikolojik sıkıntıyı, sorunu azaltmaya çalışırız. Yani kişinin davranışlarını değiştirerek, çevreyi değiştirmeye çalışarak, düşüncelerini, duygusal tepkilerini, bedensel tepkilerini değiştirmeye çalışarak, ama hangi yönde? Onun sorun olarak gördüğü şey neyse onu azaltıcı yönde değişiklikler yaparız. Örneğin İşte kumar oynuyorsa ne bileyim, nasıl internetten oynuyorsa internetten nasıl uzak durabilir? Veya o belli bir arkadaş çevresindeyse o çevreden nasıl uzak durabilir? İnsanlar ne yaptığında daha olumlu etkileniyor bu yönden, ne yaptığında daha olumsuz etkileniyor, bunları azaltmaya çalışırız. Düşünce olarak bunu ona teşvik eden, yönelten düşünceleri incelemeye, değiştirmeye çalışabiliriz. Duygusal ve fizyolojik tepkileri ise genelde ilaç tedavileriyle müdahale ediyoruz. Şimdi psikoterapi dediğimizde ise kişinin çevresinde bir uzman kişi katılıyor. Haftada bir diyelim onunla görüşüyor. Orada da müdahale ettiğimiz alan ne? Kişinin düşünceleri ve davranışları. Konuşma yoluyla, ağırlık olarak iletişim yoluyla psikolojik sıkıntıların azalmasına dönük yapılan uygulamalara psikoterapi diyoruz. Sayısı 500'ü geçen psikoterapi var. Bugün için en çok kullanılanlar, işte benim daha çok çalıştığım davranışçı, bilişsel davranış terapiler, psikodinamik terapiler diye gidiyor. Şimdi insanı bir kaba benzetmeyle, şu önümüzdeki bilgisayara benzetirsek, işte bu bilgisayarın çalışmasında bir problem, bir bozukluk olduğunda bu neyle ilgili olabilir? Bir hardware ile ilgili olabilir. İşte işlemcisi, enerji kaynağı vesaire. Bir de software ile ilgili olabilir. Yani yüklenen programlarda bir problem olabilir. Psikoterapi daha çok işte bu yüklenen program kısmı ile ilgili. İşin yapısı hardware ile ilgili olan daha çok biyoloji, tıp diye düşünebiliriz. Burası tıbbın konusu veya psikiyatrinin. Şimdi peki bu psikolojik sorunlarda psikoterapi etkili midir? Etkili olduğunu biliyoruz. Genel bütün psikoterapileri bir araya getirdiğinizde psikoterapi gören kişilerle görmeyen kişileri karşılaştırdığınızda yaklaşık bu kişilerin %80 kadarı psikoterapi görmeyenlere göre daha iyi durumdalar. Faydası var. Şimdi hangi yaklaşımlar var dediğimizde, bir herkesin belki de işte tarihsel olarak meşhur olduğu için ve genelde Batı kültürüne tabii çok büyük damga vurduğu için Sigmund Freud, hatta şey denir hani Freud'dan önce insan, işte Kopernik'ten önce insan işte evrenin merkezinde olduğuna inanıyordu. Kopernik dünyanın evrenin merkezi olmadığını gösterdi. Efendim Darwin canlıların efendisi olmadığını gösterdi. Onun da diğerleri gibi bir canlı. Freud da insanın kendi zihninin ya da psikolojisinin
efendisi olmadığını gösterdi denir. Yani insan psikolojisini daha çok bilinç dışı, farkında olmadığı faktörlerle açıklıyor. Nedir bu? Şimdi temelde en basit haline indirgediğinde klasik psikanalitik yaklaşım, insan dediğimiz canlı hani dünya üzerinde ne yapıyor? Varlığını sürdürmeye çalışıyor, neslini sürdürmeye çalışıyor. Varlığı, neslini nasıl sürdürebilir? Cinsel aktiviteyle. Varlığını nasıl sürdürebilir? Saldırganlıkla, Freud'a göre. Bu ikisi de biyolojik doğuştan gelen dürtülerle diyor. Nihai olarak bütün insan psikolojisi bu iki amaca hizmet eder diyor. Yani ne yaparsanız yapın, bütün yol Roma'ya çıkar gibi. Burada tabii o dönemki işte Darwin'in evrim kuramının etkisi var, Newton fiziğinin etkisi var. Detayına girmeyelim. Bu ikisini alıp insan psikolojisine uyguluyor Freud. Daha sonra davranışçılık geliyor. Davranışçılık ise bildiğimiz pozitif bilimin insan psikolojisine ilk defa uygulanması. Pozitif bilim veya pozitivizm dediğimizde işte doğal bilimler nasıl çalışır? Gözlem yaparsınız, ölçüp biçersin, hipotez ortaya koyarsın. O hipoteze göre de hareket edersin. Davranışçılar da diyor ki insan psikolojisinde bizim böyle dürtü, motivasyon, cinsellik, saldırganlık bunlar görülmez şeyler. Biz görüleni esas almalıyız. Görülen nedir? Ortamda ne oluyor bitiyor? Organizma ne yapıyor? Bu ikisi de gözlemlenebilir şeyler. Biz bu ikisinin ilişkisini inceleyerek insan psikolojisini çözeriz diyorlar. Bu anlamda da aslında psikanalize tam zıttı bir, psikanalizin tam zıttı bir konu. Burada radikal davranışçılık diyoruz. Skinner, davranışçılık da aynen psikanaliz gibi bütün insan psikolojisini açıklamakla kalmayıp bütün insan kültürünü, dünyayı açıklayan böyle büyük kuramlar bunlar. Yani siyaset, politika, sanat, her şeyi davranışçı olarak da açıklayabilirsiniz. Psikanalitik olarak da açıklayabilirsiniz. Yani bunların açıklayamayacağı şey yok. Skinner, davranışçılığı her şeyin kuramı haline getiren kişi, onun bir şeyi, resmi. Şimdi daha sonra da tarihsel olarak baktığımızda bilişselcilik geliyor. Bilişselciliğin dediği şey ise asıl insan psikolojisinde belirleyici olan şey insanın algı ve düşünce süreçleridir diyor bunlar da yenilik olarak. Bu anlamda eski bir psikanalist olan Albert Ellis, Amerikalı, ilk bunu söyleyen kişi. Diyor ki insanı rahatsız eden şey olayların kendisi değil, onlara verdiği anlamdır diyor. Onun da bir ABC modeli var. A, olumsuz bir olay. Diyelim işte ben buraya geciktim, olumsuz olay. B, bununla ilgili inançlarım, işte gecikmemeliydim, olmaması gerek, işte rezil oldum. Ve sonuçlar, duygusal ve davranışsal olarak bunun sonuçları. Şimdi asıl olayı gecikme değil, o gecikmeyle ilgili inançların duyguyu ve davranışı belirlediğini söyleyebiliriz. Ellis bunu 1955'te söylüyor ama asıl yaygınlaştıran kişi de ben Ellis'le de zamanında onun enstitüsüne gidip çalışma, ondan işte ders alma imkanım oldu. Beck'le de burada gördüğünüz ikinci kişi. Beck ise bir, Ellis bir psikolog, Beck bir tıp doktoru, psikiyatrist. O da bu kuramı daha bir geliştiriyor. Örneğin şu anda işte bu dersi veya konferansı dinliyoruz. Herkes aynı şeyleri duyuyor mu, aynı şeyleri görüyor mu ve algılıyor mu? Değişiyor. Yani bazen birimiz dalgın olup hiç duymayabiliriz bir şeyi. Duyduğumuza bir anlam veriyoruz. Acaba bu anlam herkeste aynı mı? Bir de bir yorum, tahminde bulunuyoruz. Hani bu da herkeste farklı. Kimisi yani bu işe yarayacak bir şey değil, nereden geldim buraya diye düşünüyorsa örneğin dinleme davranışı azalır, merak azalır. İşte çok ilginç, bu bilgiler bana faydalı olur, bakalım ne diyecek. O zaman merak ve dinleme davranışı artar.
Şu B dediğimiz kısım, yani algı, anlamlandırma, yorumlama kısmı, dünyaya arkasından baktığımız bir gözlük gibi ki bu gözlük herkeste değişir. Duygusal ve davranışsal tepkiyi belirliyor diyor bunlar. Gözlük takanlar bilir, bir süre sonra varlığını unutursunuz gözlüğün. Doğrudan dünyayı görüyor gibi hissedersiniz. Ama bilişsel sistemde de böyle bir şey var. Yani hepimiz dünyayı kendi algı penceremiz neyse böyle tecrübe ediyoruz. Başka şansımız yok. Ve bizim aslında algılayabildiğimiz uyaranlar çok sınırlı uyaranlar. Yani bir köpeğin algı dünyası, bir kedinin algı dünyası, ne bileyim bir diğer canlıların farklı hepsinin. Şu anda bu ortamda bile bizim algılayamadığımız bir sürü şey var. Mesela renk algısı. Aslında cisimlerin hepsi renksiz, nötral. Işıkla, üzerine ışık düşüyor, belli dalga boylarını yansıtıyor. Biz ona göre onu o şekilde renkli görüyoruz. Yani. Şimdi bilişsel davranışçı terapi, bilişsel kuram aslında temel felsefe olarak şuna inanıyor. Sokratik yöntem deniyor da buna. Sokrat eski işte Yunan'da bir felsefeci. Sokrat da dahil olmak üzere bir grup o felsefecinin inandığı şey şu. İnsanda önsel olarak, default olarak, a priori olarak hakikatin bilgisi vardır diyorlar. Yani o yüklü dünyaya geliyor. Eğer kişiye uygun sorular sorulursa herkes o hakikati keşfetme imkanına sahiptir. Bu ne demek? Diyelim dağdaki bir çoban hiç eğitim almadan yetişmiş, hiç geometri falan filan bilmiyor. Siz diyorlar eğer bu kişiye uygun sorular sorarsanız mesela geometrik bir hakikat, üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Siz uygun sorular sorarsanız bu onu keşfedebilir. Yani insanoğlunun doğuştan hakikatin bilgisini ne diyelim nüve olarak, yapı olarak içinde bulundurduğuna inanıyorlar. Şimdi bilişsel davranışçı terapinin de insan doğası ile ilgili bakışı böyle. O da şuna inanıyor. Her insan gerçekçi, duruma uygun ve yararlı şekilde düşünebilme potansiyeline sahiptir. Peki niye ona rağmen bunu gerçekleştiremez? Tarih, çevre, şartlar nedeniyle gerçekleştiremez. Eğer siz ona uygun bir ortam sunarsanız, uygun ortamda o terapi ortamında soracağınız sokratik sorular, bu onu keşfeder sizin yardımınızla. Buna yönlendirilmiş keşif diyoruz. Burada Sokrat niye böyle diyor? Ben kimseye bir şey öğretemem, sadece düşündürebilirim. Çünkü zaten aslında biliyor. O bildiğini farkındalık alanına getirmek. Şimdi buna benzer bir psikolojide bir akım daha var. Bu da danışanı merkez alan terapi. Carl Rogers aslında bugün psikoterapinin nasıl yapıldığına en çok etkide bulunan kişilerden biri. Ve psikoloji kuramları içinde en pozitifidir insan tabiatıyla ilgili. Mesela psikanaliz insan tabiatını kötü görür. Hatta Freud daha sonra saldırganlığı değiştirmiştir. Ölüm dürtüsü. Yani insanda hem kendisinin yok etme hem etrafı yok etme dürtüsünün esas olduğunu söylüyor. Carl Rogers ise tam tersi her insanın iyi olma potansiyeline yine sahip olduğunu söylüyor. Peki niye iyi olamaz? Yine işte tarih, çevre, şartlar nedeniyle. Peki nasıl iyi hale gelecek? Siz ona eğer bir işte empatik bir ortam, yani onu anlayan, dinleyen, koşulsuz kabul eden, sahici bir insan olarak karşısına çıkarsanız terapist olarak, o ortamı sağlarsanız, o zaten kendi yolunu bulur diyor. Tabii bu da biraz fazla iyimser, her zaman böyle olmayabilir bu iş. Şimdi bu anlamda neden o zaman psikolojik sorun yaşıyoruz? Daha çok çeşitli boyutlar var ama psikoterapide özellikle algı, biliş ve davranış alanı odak ister istemez. Çünkü diyelim konuşarak ve etkileşimle, şimdi ben sizin doğrudan doğruya biyolojinizi değiştiremem. Böyle bir imkan yok. Duygunuza da müdahale edemem. Ancak konuşma yoluyla ve davranış yoluyla bir etki oluşturabilirim. Ve kişi de yine o yolla kendini değiştirebilir.
Şimdi burada çözümü bilişsel davranışçı terapi daha çok dediğim gibi bu iki alandan görüyor. Ha, eğer mümkünse tabii ki ortam ve yaşam koşulları da bizi etkiliyor ama şimdi diyelim ben bir kişi işte yakınını kaybetmiş, ne bileyim maddi imkansızlıkları var, etrafında çatışmalı ilişkiler var. Şimdi doğrudan doğruya biz nasıl müdahale edip de bunu değiştireceğiz? Hiçbir şey yok. Mesela işte deprem yaşanıyor, Covid yaşanıyor dediğim gibi şu anda dünyada ne olursa hepsini anında duyuyoruz değil mi? Belki 1000 sene önce olsa, işte Filistin'de böyle bir durum olsa belki hani aylar sonra duyacaktık veya kaç insanın haberi olacaktı. Şu anda her şeyi duyuyoruz, görüyoruz ama bir şey yapabilme gücümüz çevre üzerine çok yok. İşte küresel ısınması var, şunu var, bunu var. Şimdi duygusal yapımıza geldiğimizde orada da biyolojik etkiler var. Şimdi hepimiz üzülüyoruz ama üzüntümüz hepimizin farklı çünkü yapımız farklı, mizaç farklı. Bedenimiz de farklı, onu da doğrudan değiştirme imkanımız yok. O zaman geriye dediğim gibi ağırlıklı olarak bu psikoterapideki değişimi sağlama açısından düşünce ve davranış alanı kalıyor. Efendim fizyolojik bedensel durumu değiştirebilir miyiz? Tabii ilaçlarla, ameliyatla, şunla bunla ya da işte ne bileyim siyasi müdahaleler, ekonomik müdahalelerle tabii ki ortam, yaşam koşulları bir ölçüde etkilenebilir. Ama psikoterapide daha çok bu düşünce ve davranış alanı. Çünkü şimdi bu düşünce ve davranış alanına vurgu yapınca bazı insanlar efendim diyor ki bu hayat şartlarında nasıl mutlu olacaksın ya? Hayat şartları benim elimde değil ki yani. Onu siyaset bilecek, onu ekonomi bilecek. Yani biz bizim psikolojiyle uğraşan insanlar olarak yapabileceğimiz şey karşımızda sen varsın, senin düşüncelerini, duygusal tepkilerini konuşabiliriz. Elimizde sanki öyle bir imkan var da onu kullanmıyor da değiliz ama böyle enteresan psikolojiden onun haddini aşan beklentiler beklendiği olabiliyor. Şimdi bu anlamda hani ruhsal durumumuzu etkileyen değişkenlere bakarsak aklımıza kendiliğinden gelen düşünceler. Örneğin işte dünyadaki bu durum ne olacak? Efendim 3. Dünya Savaşı mı çıkacak? Ya da ne bileyim işte hedef biz miyiz? Çünkü bizim toplumumuzda çok geniş düşünüldüğünde genel olarak bizim çok olumsuz olaylar yaşadığımız için olumsuz düşünmeye bir eğilimimiz var. Kendimizle ilgili de toplumsal olarak. Duygularımız diyelim ya başımıza bir şey gelirse diye düşündük ve korktuk. Bu da bizi etkiliyor. Diğer insanların duygu, düşünce, davranışları keza bizi etkiliyor. Şöyle şunlar diyelim. Efendim bedenimizin yapı ve işleyişi, yani başımız ağrıdığında gene psikolojik durumumuz değişir. İçinde olduğumuz çevre, doğal olaylar bizi etkiliyor. Ve geçmişimiz, yaşadıklarımız hepsi etkiliyor. Bu tarafa baktığımızda düşüncelere verdiğimiz tepki, inanma, inanmama, üzerinde düşünmeye devam etme, etmeme, zihinden atmaya çalışma, bırakma, bu da etkiler. Örneğin desem ki, şu anda hayatınızda başınızdan geçmiş en kötü kaybı canlandırın ve düşünün. Bir 10 dakika. Ondan sonra 10 dakika hayatta bundan sonra başınıza gelebilecek olumsuz olaylarla ilgili bir düşünün. Yapabilirsiniz isterseniz. Peki bunu yaptığınızda ne olur? Muhtemelen geçmişi düşündüğünüzde keder, üzüntü, geleceği düşündüğünüzde kaygı. Şimdi biz bir şeyi daha fazla yapabilme gücümüz var ise daha az yapabilme gücümüz de var. İstediğimizde daha fazla düşünüp daha fazla olumsuz etkilenebiliriz. Demek ki daha az da düşünebiliriz. Davranışlarımız işte oturabiliriz, kalkabiliriz, konuşabiliriz. Konuşma içeriğimiz bizi etkiler. Karar ve seçimlerimiz, yani bugün bu toplantıya gelebilirsin, gelmeyebilirsin. Sonuçta senin kararın. Ve neticede içinde olduğunuz an, yani şu an burada da olabilirsiniz, kalkıp dışarıda çıkabilirsiniz. Bunlar da etkiliyor. Şimdi bunlar sol ve sağ olarak bölünürken, tabii kasten öyle gördüm. Şimdi sol taraf,
Dikkat ederseniz bizim doğrudan doğruya kontrolümüzün çok fazla olmadığı alan. Ama şu sağ taraf daha bizim kontrolümüzde olan alan. Şimdi bu anlamda bizim amacımız algı, düşünce ve davranış alanında ne yapmak? Daha gerçekçi, daha uygun ve daha yararlı şekilde düşünmeyi ve duyguları anlamayı ve kullanmayı geliştirmek. Davranış alanında da herkes kendine göre nasıl bir insan olmak istiyorsa, işte insan olarak, evlat olarak, anne olarak, baba olarak, bu toplumun bir ferdi olarak, bir inancı varsa o inanca inanan insan olarak nasıl olmak istiyorsa, onun farkında olup, ona uygun davranıp yaşamasını geliştirmek. Neticede beklediğimiz şey, eğer gerçekçi, uygun ve yararlı düşünürsek ve yine nasıl bir insan olmak ve nasıl bir hayat yaşamak istediğimizin farkında olur ve ona uygun yaşayıp davranırsak muhtemelen psikolojik olarak bir iyilik hali oluşur. Ama bu şu demek değil, yani sürekli efendim iyi olursun, mutlu olursun, öyle bir şey yok. Sıkıntı da yaşarsın, üzüntü de yaşarsın ama totalde psikolojik olarak sağlıklı olursun. Bu anlamda da bilişsel davranışçı kurama göre psikolojik sorunlar aklımıza kendiliğinden gelen düşüncelerimiz, duygularımız, diğer insanların duygu, düşünce, davranışları, bedenimizin yapı işleyişi, içinde olduğumuz çevre ve doğal olaylar ve geçmişimizden çok bunlara verdiğimiz sağlıksız tepkiler nedeniyle oluşur. Çünkü çok ciddi olaylar yaşayıp çok sağlıklı olan insanlar var. Çok daha hafifini yaşayıp sıkıntı yaşayan olaylar var. Bir travmatik durum yaşayıp bir bomba patlaması sonucu bütün vücudunun ön tarafı yanmış bir travma kliniğinde yaşadığım bir olay. 9 kere ameliyat olmuş ve aynı zamanda cilt kanseri olan bir kişi. Fakat psikolojik anlamda baktığımda sağlıklı. Öbür tarafta gene aynı ortamda yaşayıp çok fark edilmeyen bir yaralanma neticesi, bir ayağında bir miktar kısalık olan, onun dışında da yürüyüşünden bile fark edilemeyen bir problem olup dünyanın en kötü durumunu yaşamışçasına psikolojik olarak yıkılmış durumda olan kişiler olabiliyor. Şimdi birisi o zorlu durumdan olabilecek belki de en ağır şekilde çıkmış ve psikoloji sağlıklı, öbürü olabilecek en belki de az zararla çıkmış ama son derece psikolojisi yıkılmış vaziyette. Şimdi nedir işte bu sağlıksız tepkiler? Duygusal alanda sağlıksız tepki, olumsuz duyguları kabullenmemek, yok etmeye çalışmak. Yani ben üzülmemeliyim, sıkıntı yaşamamalıyım, rahatsız olmamalıyım. Bu şekilde bir anlayış içinde olmak. Düşünce olarak olumsuz düşünceleri kabullenmemek, gerçek gibi görmek, zihinden atmaya çalışmak, geçmişi aşırı düşünmek, niye oldu, neden oldu, o niye böyle yaptı, geleceği aşırı kafada kurmak, ya şöyle olursa ya böyle olursa. Davranış olarak da davranışın istek ve ideal değil de, yani ne istiyorum, işte diyelim bazen şeyi de görürüz, işte bir kurumla ilgili şikayet ediyor ya da toplumla ilgili şikayet ediyor. Peki sen nasıl bir toplumda yaşamak ve o toplumun içinde nasıl bir insan olmak istiyorsun? Diyelim saygısızlıktan şikayet ediyor. İnsanların işte ahlakı bozuldu diyor. Peki sen saygılı ve ahlaklı olarak yaşıyor musun? Hani senin idealine uygun davranıyor musun? O zaman sağlıklı tepkilerle duygusal alanda bütün duyguları kabullenmek ve bunları bizim nasıl bir insan olmak ve nasıl bir hayat yaşadığımıza dair bir işaret olarak kullanmak. Düşünce alanında insan aklına her tür düşüncenin gelebileceğini kabullenmek ve düşünceyi de bizim sahip olduğumuz bir araç, yani böyle bizim yöneticimiz ya da amirimiz ya da bizim kim olduğumuzu belirleyen bir şey değil. İnsana verilmiş bir özellik. Bununla biz işte olayları efendim anlamlandırıyoruz, yorumluyoruz, tahmin ediyoruz, bu tanımlıyoruz. Böyle bir araç, yani bu bizim yöneticimiz ya da amirimiz değil. Bu düşünme aracımızı da hayattaki istek ve ideallerimize dönük ne yapabiliriz? Bunu bulmak için kullanmak.
davranışında istemediğimizi yok etmekten çok istediğimizi ve ideallerimizi geliştirme yönelimde olması. Bunun adımları duyguları fark etmek, duygunun işaret ettiği ideali fark etmek, gerçekçi düşünmek, anda olmak, değer ve ideale uygun düşünmek ve değer ve ideale uygun davranmak. Şimdi geliyorum şeye. Şimdi bu biyolojik yaklaşımı söyledik. Davranışçı yaklaşım, psikanaliz, daha sonra bilişsel davranışçıyı söyledik. Şimdi bu ilk üçüne göre baktığımızda biyolojik yaklaşıma göre bakarsak insan kendi beyni biyolojisi neyse bunun bir esiri. Hatta Richard Sapolsky diye yeni bir biyolog, sinir bilimci var. Yeni kitabı çıktı irade ile ilgili. İnsan serbest irade diye bir şey yoktur diyor. İnsan tamamıyla beyninin bir yerde kölesi gibi. Psikanalize göre zaten öyle. Zaten ne yaptığını bilmeyen bir canlı insan. Hani neyi, efendim bu konuşmayı yapıyor, niye yapıyor? İnsanlara faydalı olmak için. Hayır. İşte belki de ne bileyim işte aslında insanlara dönük çok büyük bir saldırganlık dürtüm var. Bunu telafi etmek için insanlara yardımcı olmaya çalışarak kendimi iyi hissetmeye çalışıyorum. Reaksiyon, formasyon belki yani psikanalize göre. Dolayısıyla da yapılması gereken şey ne? Dış bir gücün müdahale ederek kişiyi düzeltmesi. İlaçlar veya işte doktor gibi. Davranışçılar da son derece o konuda hani belirlenimcidir. Onlar da çevresel determinist. Yani onlar da çevrenin belirlediğini. Hani suçluyu kazıyın arkasından toplum çıkar mesela diye bir meşhur davranışçı laf vardır. Davranışçılığın kurucusu Watson'ın dediği bir şey. Bana diyor bir düzine sağlıklı bebek verin nörolojik olarak. Ben onlardan ne istersem onu yaparım diyor. Hırsız, polis, işte her şey, doktor, ne istersem yaparım diyor. Şimdi aslına bakarsanız o zaman teorik olarak davranışçılara göre de psikanalize göre de, biyolojiye göre de kişinin kendi kendini düzeltmesi diye bir şey çok teorik olarak mümkün değil. Fakat teorik olarak mümkün görmese de Freud'un kendisi otoanaliz. Yani zaten dünyada kendi kendini analiz eden ilk ve kabul edilen son kişi. Psikanaliz biraz bizim İslamiyet'teki tasavvuftaki tarikatler gibi yani bir zincir ondan ona el verme şeklidir. İlk kurucuda şey olduğu için Freud ondan el alıyor. Mesela Jacques Lacan diye biri vardı. Lacanien. Hepsi mesela silsileye baktığınızda illa ondan bir el almış olacak. O ondan, o ondan, o ondan. Böyle bir yapısı vardır. Kendi analizini kendisi yapıyor Freud. Kendi analizine başlaması da 1896'da babası öldükten sonra 40 yaşlarında ondan çok etkileniyor. Sıkıntıları artıyor. Kendisinin o iç dirençleri yenebilecek olgunlukta olduğuna inanıyor. Ve ilk bir yıl o analiz sonucunda kendi belirtileri daha da artıyor. Kendisine baktığında gördüğü şeyleri kavramlaştırıyor. İşte ensest, annesine, cinsel istek, cinayet fantazileri, rekabetler, nefretler. 4 yıl sürüyor. Tüm bunalımlarını tedavi edemediyse de bu otoanaliz öncesi çok yüksek düzeyli bir seyahat fobisi var. Onu aşıyor. Ondan sonra seyahat etmeye başlıyor. 1901'de Roma'ya yolculuk yapıyor. Ve bu sürecin neticesinde kendi rüyalarını zaten çocukluğundan itibaren yazan birisi Freud. Rüyaların yorumu kitabını yazıyor, meşhur. Kendi kendine yaptığı analizin aslında o süreci anlattığı bir kitap. Kendisi 1900'de özellikle tarih, basıldığı tarihin 1900 olmasını istiyor. Yani 20. yüzyılı başlatan kitap gibi. Fakat yayıncı 1899 diye yayınlıyor. Almancası 1899. Burada 1913'teki İngilizce çevirisinin kapağı. Fakat kitap ilk yayınlandığında hiç şey yapmamış, 300 kopya satmış sadece. Aynı şey Nietzsche'nin Zerdüşt böyle buyurdu. O da hiç satmayan bir kitap. Hatta Nietzsche bir psikiyatrik rahatsızlık geçiriyor. Zürih'teki psikiyatri kliniğine götürülüyor. Ve orada diyor ki ben dünyaca ünlü felsefeci, filozof Nietzsche. Doktor diyor ki
kendini dünyanın en ünlü filozofu zannediyor. Hezeyanları falan diye yazıyor şey. Yine Karen Horney, Türkçe'ye de çok çevrilmiştir. Onun Kendi Kendine Analiz diye bir kitabı var. Karen Horney, Freud'dan sapan, ona karşı görüşleri olan bir analist. Bizim bilişsel davranışçı terapi benim alana geldiğimizde, mesela Aaron Beck de bir Rus göçmeni, bir ailenin üçüncü çocuğu, Ukrayna göçmeni. Babası sosyalist inançları olan bir kişi. Mesela onun da yine pek çok problemi var ve bu problemler için aslında işte karanlık fobisi, kan fobisi, çünkü 8 yaşında bir ciddi kemik enfeksiyonu geçirip hastanede yatıyor. Ona bağlı kan fobisi vesaire olan kendi kendine geçtiğini biliyoruz. Şimdi gelelim son olarak. Şimdi bilişsel davranışçı terapi uygulamaları yaparken ben, hani gelen insanlar evet terapi alıyor, ulaşıyor ama ulaşamadığımız pek çok da kişi var. En azından hem terapiyi tanıtmak hem de bir ölçüde kişi terapiye gelemediğinde de bu kavramlarla tanışmasını sağlamak amacıyla yazdığım bir kitap. Aslında yaklaşık 8 senede yazdım ben bu kitabı. Tabii bir tür karşıdaki kişiyle konuşurmuşçasına, yani onu anlatırmışçasına yazmaya çalıştım. Çünkü dedik ki psikoterapide ne oluyor? Kişinin efendim düşünce ve davranış alanında değişiklik. İnsanların düşünce ve davranışları çok çeşitli şekillerde değişebilir. Yani bunun tek yolu psikoterapi değil. İşte efendim yeriyle konuşarak da değişebilir, hayat olayları da değişebilir. İşte bir takım edindiği bilgiler de değiştirebilir. Dolayısıyla okuduğu kitaplar da değiştirebilir diye. Hani böyle bir imkan en azından potansiyel olarak var. Şimdi aklıma geldi. Kitapla ilgili çok böyle yorumlar var. Hani altına baksanız, hani diyorum ben bazen okuyunca herhalde diyorum böyle bir şey okusam diyorum. Hemen durmaz gider o kitabı alırım. O derecede pozitif yorumlar da yazanlar var. Tabii bunlar öznel şeyler. Nesnel olarak da biz bunu araştırdık. Marmara Üniversitesi Psikiyatri ile bizim ortak yaptığımız bir çalışma. Çeşitli bu kendi kendine yardım kitaplarını kontrollü bir çalışmayla test ettik. Kontrollü çalışma derken, şimdi psikiyatri polikliniğine gelen bir grup insana standart tedavilerini alıyorlar. Bir gruba da kitap veriliyor. Fakat şimdi sadece benim kitap verilirse hani belki de kitap okumak iyi gelebilir. Kitabın içeriği değil de. Onun için kontrol grubu olarak da işte rahmetli Engin Geçtan'ın yine İnsan Olmak diye bir kitabı var. Onu verdik. Orada psikolojiyle ilgili bir kitap ama böyle sistematize bir kendi kendine yardım kitabı değil. Neticesinde şunu gördük. 2019-2020 Şubat, 110 kişi katıldı çalışmaya. Bilişsel Davranış Terapi Kuramı çerçevesinde hazırlanan, bu işte kendi kendine yardım kitaplarını okuyanlar da anlamlı şekilde daha iyi depresyon ve anksiyete düzeylerinin daha çok azaldığını görmüş olduk. Bu hani klinik var oldularda, ilaçlarla. Bu ikincisi de benim bir öğrencimin test çalışması. Burada da normal herhangi bir psikolojik problemi olmayan kişilere bu sefer kitap slide formatına çevrilerek psiko eğitim şeklinde üstünden geçildi. Bir gruba da yine kontrol grubu olmak durumunda zaman yönetimiyle ilgili aynı saat, aynı süre eğitim verildi. Psiko eğitim programı 6 oturumluk. İşte toplam 20 psiko eğitim grubu, 17 kişi kontrol grubunda. Ve sonuçta
Bu kitaba dayalı psiko eğitimi alanların psikolojik dayanıklılığı ve depresyon düzeylerini, bunlar klinik rahatsızlığı olmayan bireyler, azaldığını öbür gruba göre azaldığını görür. Burada şöyle diyeyim, depresyon düzeyi, bakın psiko eğitim alanlarda kontrol grubunda kaygı düzeyi, psikolojik dayanıklılık özellikle en anlamlı yükselen tabi dayalı psiko eğitim alanlarda psikolojik iyi oluşta da yine böyle bir fark ortaya çıktı. O zaman hani ampirik olarak da insanoğlu sonuçta öğrenmeye açık olursa yeni şeyler öğrenebilir. O da psikolojik durumunu değiştirebilir. Ama hani bunu mutlak herkes bunu sadece bu yöntemle efendim toparlanır, düzelir diye bir şey yok. Kişinin sorun düzeyine göre pekala kendi kendine de yardımcı olabilir. Aynen hani sağlıklı yaşamaya dönük bir hayat tarzınız kişinin vücudunu geliştirmesi gibi. Ha ciddi bir rahatsızlık olduğunda da tabii ki bir dış destek, yardım gerekir diyerek bitireyim. Çok teşekkürler dikkatiniz, ilginiz için. Sağ olun. Soru alabilir miyiz hocam? Tabii. Soru alalım, alabiliriz. Hocam merhaba, ben Hanna Selmi. Bilkent Üniversitesi İletişim Tasarımı öğrencisiyim. Şey sormak istedim. Bu özellikle Marmara Üniversitesi ile birlikte yaptığınız çalışmada anladığım kadarıyla depresyon ve anksiyete rahatsızlığı olan hastalar karışık grup. Evet. Karışık grup. Peki ya majör depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, işte borderline bir rahatsızlığı olan insanlarda ilaç tedavisi dışında da bu mu kullanılıyor yoksa ilaç tedavisiyle birlikte mi yönetiliyor? Birlikte. Onların arasında çoğu majör depresyon da var çünkü bunlar hastaneye gelen kişiler. Normal rutin tedavilerini alıyorlar. Yarısı kitabı okuyor, yarısı da öbür kitabı okuyor. O iki grubu karşılaştırıyoruz. Anladım, teşekkür ederim. Çünkü kontrol grubu olmadığında bu çalışmaların hepsi şüphelidir. Şu nedenle diyorum. Diyelim 100 tane tanısal görüşmeyle sağlam bir şekilde tanısını koyduğunuz depresyon hastasını alsanız. Bunların yarısına siz şeker tableti verseniz, yarısına da antidepresan ilaç. O şeker tableti verdiklerinizin de yaklaşık %30'u 10 hafta sonra düzelir. Plasebo etkisi. Ha bu organik hastalıklarda da vardır. Diyelim başınız ağrıyor, al sana baş ağrısı ilacı diye şeker tableti verseniz yine onun da %30'unun ağrısı geçer. Yani böyle bir etki var. O nedenle de mesela aslında etkili olmayan şeyler etkili zannedilir. Bir kısım uydurma yöntem, hani spesifik olmayan, faydalı da olabilir. Ama o fayda hani o yöntemin kendisinden değil, plasebo etkisinden. Evet, başka sorusu olan varsa iletebiliriz. Önde var bir önde. Tane, bir de var. Şimdi. Daha sonra size geçelim. Kendinizi tanıtarak gidersiniz. Ben Hayret Gülcan. İki sene önce o kitabımı da okumuştum. Evet. Altıncı serisi. Şimdi açıkçası Gandhi'nin güzel bir sözü var. Belki o anlamda size bir yorum ekleyeceğim. Hani söylediklerine dikkat edin. Evet. Düşünceler dönüşür. Düşüncelere dikkat edin, duygular dönüşür. Duygulara dikkat edin, davranışlara dönüşür. Davranışlara dikkat edin, alışkanlıklara dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin, kalitelerinize dönüşür. Evet. Şimdi siz açıkçası hani bir takım insanda bozukluklar varsa, davranışsal bozukluklar varsa düzeltmek açısından davranışlara hani oruç mu tutturarak ya da davranışlara işte evet. Yasaklı kurallar getirerek bir geriye doğru mu düzeltme yoksa ilk baştaki onu tetikleyen şeyi ana şeyi kaldırarak bunu oradan sorunu çözme metodunu tavsiye ediyorsunuz. Şimdi sağ olun, güzel bir soru. Şimdi ana etken çoğu kere ortadan kaldırılamaz. Hani diyelim bir yakınınızı kaybettiniz. Ya da çocuklukta size kötü davranın. Bunu nasıl ortadan kaldıracaksın mesela? Değil mi? Ama bugün onu sürdüren ne? O sürdüren etkenler ortadan kaldırılabilir. Sabahleyin çıktınız, evinizin kapısından yürüyorsunuz.
Kaldırımdan şöyle aşağıya indiniz. Yanınızdan hızlıca bir araba geçti ve işte öküzoğlu öküz doğru yürüsene diye küfretti, bastı gitti. Şimdi öğleden sonra diyelim bu olayı yaşayan kişi, iki kişi olsun aynı, birebir aynı. Birinci kişi işte ya bana nasıl böyle söyler, plakasını alsaydım, gafil avlandım, adi herif bu kim, gününü göstermek gerek, ondan hayali diyalog, ona kızıyor, o şey yapıyor. Öfke, kızgınlık, yaptığı işe konsantrasyon azalması, çevreye olan dikkatin azalması, sıkıntı. Diğer kişi ya bu neydi, ne oldu, ne bitti, tüh. Demek ki böyle insanlar da var. Öğleden sonra işiyle gücüyle meşgul. Şimdi burada kök neden adamın küfretmesini değiştirebilir miyiz? Hayır, ama siz onu düşünmeye devam ettiğinizde onun etkisi de devam eder. Yani temel şey bu. Dolayısıyla hani o kök neden çoğunlukla değiştirilemez. Ama bazı güncel nedenler değiştirilebilir. Diyelim işte bir kadın geceleri uyuyamıyor, sıkıntı yaşıyor, kaygı yaşıyor, endişe yaşıyor. Nedir diye soruyoruz. Efendim kocası alkol kullanıyor, her gece değişik saatlerde geliyor. Geldiğinde gece kaç olursa olsun kapının açılmasını istiyor kendisine. Bir kere çalmış, açılmamış, adam kapıyı kırarak girmiş. Girdikten sonra da iş bitmiyor, karşısına oturtuyor. Ne yaptın, ne bittin, bir diyalog. Orada da sinirlenirse eğer bir şeye yine şiddete başvuruyor. Şimdi burada güncel bir neden var. Şimdi bu kadını hani düşüncesini değiştirerek sıkıntısını azaltamayız hani. Orada da ona dönük. Merhaba hocam. Öncelikle teşekkürler güzel konferans için. Ben de bireysel olarak hem bu... İsminizi söyleyeyim. İsmim Hilal Gözü Küçük. Ankara Hukuk'ta doktor öğrencisiyim. Hem kitaplarınız için çok teşekkür ederim. Depresyondan çıkış yolu, işte bireysel davranışçı terapi. Ben bunun bir nasıl markette ürün alırken içerik okuyoruz. Bunun da böyle bir kendini tanıma yolculuğu olduğuna inanıyorum. Faydasını da gördüm. Özellikle üzerinde durmamış olmama rağmen kedi fobimi, işte derin su fobim vardı, korkum vardı, onları yendim. Yani hiç bunu kimseyle de paylaşmamış olmama rağmen sırf işte bu kitaplarla, videolarla vesaire bu yolculukta kazanmış oldum. Bu vesileyle teşekkürler belirtmek isterim size. Ben öncelikle şunu merak ediyorum. Bir dışarıdan bir göze ihtiyaç duyduğumu hissediyorum bazen. Doğru. Bunu nasıl, kendi kendimize bunu nasıl sağlayabiliriz? İkincisi de burada salonun çoğunluğu da gördüğünüz gibi kadınlardan, hanımlardan oluşuyor. Erkekler neden ihtiyaç duyuyorlar buna veya kendilerine mi itiraf ediyorlar? Siz ne düşünüyorsunuz bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi dış göze ihtiyaç olabilir. O mesela tabii ki en ideali hani bir terapist, bu işte eğitimli bir kişi. Ama onun dışında hani kişinin aklı başında bir arkadaşı da yani bir hastalık düzeyinde bir şey yoksa pekala insan insana ilişki, onun fikrini almak, konuşmak faydalı olur. Onun dışında yani hiç kimseyi bulamıyorsak da kendimize dışarıdan bakmaya dönük o yazma egzersizleri falan o anlamda işe yarayabilir. Hani benim gibi bir arkadaşım olsa da böyle bir sorun yaşasa ben ona acaba ne derdim gibi bunlar olabilir. Şimdi şeyle ilgili de bizim tabii ki psikolojik tepkilerimizin epeycesi de biyolojik etkenlerle ilişkili. Kadınla erkek arasındaki psikolojik anlamdaki farklılıkların çoğu sosyal ve kültürel olmaktan çok biyolojik. Yani daha sosyolojik ve kültürel bakanlar hani bunlar efendim öğretiliyor. İşte yok kadın rolü, erkek rolü. Evet bir düzeyde olabilir ama epeycesi biyolojik nedenli. Genelde mesela erkeklerin beyni belli bir düzeyde daha sakın yanlış anlaşılmasın ama hani bizim otizm dediğimiz bir şey vardı. Hani kendi içine dönüklük, onun ekstrem formlarını hani otistik rahatsızlık diyoruz ama bir düzeyde hafif formda sağlığı bozmayacak kadar her erkekte biraz otizm eğilimi vardır yani. Bir şeyleri izleme, konuşurken
Mesela iki erkek yan yana durup karşıya bakarak konuşabilir. Ama kadınlar bunu yapamaz. Hani karşı karşıya konuşurlar ya da ne bileyim okul servisini bekleyen erkek çocuklar birbiriyle itişir, bir şeyler yapar. Kız çocuklar konuşur. Hani öyle bir daha duyguların sol beynin de belki gelişmiş olmasına bağlı kadınlarda böyle bir farklılık var yani. O nedenle de kaygı bozukluğu mesela kadınlarda daha fazladır. Depresyon iki kat fazladır. Erkeklerde alkolizm, madde bağımlılığı, antisosyal kişilik fazladır. Kimisi diyor ki işte erkekler bunu ifade edemediği için alkole dönüyor. Onlar aslında gizli depresyon falan. Hani bu konuda daha çok yapısal farklar rol oynuyor. Artı kültürel olarak da ne olabilir? Hani erkek çocuktan daha efendim duygularını ifade etmesi, erkek çocuğun belki daha bir hoş görülmüyordur. Kız çocuk ifade ettiğinde hoş görülüyordur. Öfkeyi erkek çocuk ifade ettiğinde aferin deniyordur. Oğlum tuttuğunu kopar. Kız çocuk ifade ettiğinde bu sana yakıştı mı deniyordur gibi de kültürel şeylerde rol oynuyor olabilir ama ikisinin karışımı diye düşünmek lazım. Benim de bir sorum var. Adım Leyla Soylamaz, endüstri mühendisiyim. Şimdi sunum sırasında bir olumsuz duygu ve düşünceleri kabullenmekten bahsetmiştiniz. Hani o kısmı ben çok anlayamadım. Çünkü hani benim kendi yaşam tarzımla, yaklaşımımla söyleyeyim. Atıyorum bir film izledim. Hani dram temalı. Sonrasında hani onun etkisini atmanın yolu onu düşünmeyip yok sayıp hani hareketli bir müzik dinlemek, sosyalleşmek ya da başka bir şey yapmak. Hani bunu film üzerinden örnek veriyorum şu an. Gibi hani onu kabul edip atıyorum çalışmalı, çatışmalı bir ortamda öğrencisiniz ya da çalışıyorsunuz. Hani oradaki olumsuz duygu düşünceyi kabullenme kısmını çok anlayamadım. Ya da şu, aynı şey mesela bu filmi izleyip niye üzülüyorum ben? Normal bir insan şey yapmaz, yoksa çok duygusal mıyım? Neden böyleyim? Niye etkileniyorum? Üzülmemem gerek. Kabullenmemek dediğim o. Zaten kabullenmiyorsa kişi, aman ben bunu geçireyim, hemen bir kafamı dağıtayım, bir şey yapayım. Sıkılıyorsa aman sıkılmamalıyım, alkol alayım. Hani diğer şey de o olur. Bunun şeyi şu, üzüldün, işine gücüne devam edeceksin. Ama işine gücüne devam ederken, hani aman ben üzüntümü yok edeyim diye değil. Zaten hayat öyle gerektirdiği için. O anla. Merhabalar, ismim Asya Öztursun. Ankara Hacıverdiyen Veli Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Doktor Öğrencisiyim. Benim bir sorum olacak. Öncelikle teşekkür ederim sunumunuz için. Ben aslında şu beklentiyle gelmiştim. Psikoterapini, yani kendi kendine nasıl, aslında telkin diğer adı diye düşünüyorum psikoterapini. Kendi kendine konuşma. Bunu nasıl yapabiliriz diye. Anladığım kadarıyla kitaplarla, yani özellikle psikiyatri bölümünde olan hocaların kitaplarını okumakla kendi kendimizi tedavi edebiliriz. Asıl sorum şu, psikiyatriye gitmek, terapi almak ya da psikoloğa gitmek, bir ön yargı var. Yani şahsen benim de bir ön yargım vardı. Bunu nasıl aşabiliriz? İkincisi ise bunu manevi yoluyla aşabilir miyiz? Yani ilaçtan ziyade, yani ya da bir ilaca mı başvurmalıyız? Teşekkür ederim. Şimdi bir, mesela bir kişiye desek ya işte hayat boyu ne grip oldu, ne nezle oldu, ne hasta oldu, hiç doktora gitmedi. Hayatını hep sağlıklı olarak yaşadı vücutça. Olabilir mi? Size mantıklı geliyor mu? Evet. İmkansız. Aynı şekilde bizim bir de psikolojimiz var. Orada da efendim kırıklar, soğuk algınlıkları veya bazen daha ciddi durumlar olabilir. Bunu bir normal görmek ama toplumun genelinde artık daha normal görünüyor. Çünkü psikiyatri polikliniklerinde de sıra bulunmuyor yani. Öyle de bir durum var. Manevi olarak aşılabilir mi? Burada maneviyatla kişinin ilişkisi önemli. Maneviyat dediğimiz alan kişiyi çok sağlıklı, olumlu, iyi de etkileyebilir. Maneviyat adı altında çok daha ters de etkileyebilir. Yani diyelim işte
100 tane inanan insanı alsak, 100'ünün de o inançla olan ilişkisi farklıdır. O ilişkinin nasıl olduğuna bağlı daha çok. Mesela çok sayıda maneviyatı yüksek olduğunu zannederek obsesif kompulsif bozukluk yaşayan kişi var. Efendim abdestim oldu mu olmadı mı, işte şurayı yanlış mı okudum, doğru mu okudum. Ondan sonra sıkıntılar yaşayan, dini obsesyonlar olanlar. Olmayan da var. Hani o daha çok kişinin nasıl ilişki kurduğuyla alakalı. İnsan yaşamında genel olarak baktığımızda mutlulukla ilgili faktörler arasında inançlı olmak, bu dini inançla dahil olmak üzere genel mutluluğu arttırır. Yani kişinin büyük bir güce inanması ve onun varlığını arkasında hissetmesi olumlu etkiler. Ama dini inancı olan herkeste bu şekilde bir ilişki mi var? Değil. Hani o kişiye göre değişiyor. Evet. Buraya son soru. Mikrofonu ön tarafa doğru. Ayağa kalkarak. Merhaba hocam. Emine Nur ben. Hacı Bayram Üniversitesi'nde psikoloji öğrencisiyim. Ben görüşlerinizi merak ettiğim için şey sormak istiyordum. Konudan bağımsız biraz. Varoluşçu psikoterapisi, ölüm konusu gibi şeyler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani çünkü bana biraz kaşınmayan yarayı, yeri kaşıma deyimi vardır. Öyle geliyor. Merak ettim. Şimdi varoluşçu terapi de önemli bir şey. Bence önemli bir şey derken yani insanın insan olma durumuyla ilgili bir cevap getirmeye çalışıyor. Benim düşüncem bunun toplumun geneli için çok da hani anlamı olmadığı yönünde. Yani diyelim bir psikiyatri ya da psikolojik sorun yaşayan insanların varoluşsal nedenlerle sorun yaşama oranı olabilir ama çok düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü toplumun geneli, büyük çoğunluk o durumu, Türkiye için düşünürsek bir inancı var, dini inancı. Onu o şekilde bir yere koyuyor ve ondan sonra rafa kaldırıyor. Ha ama ne bileyim entelektüel kesimde efendim böyle bir şey olabilir mi? Onlarda da yani ben sırf bir insanın felsefi nedenlerle psikolojik bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Hani diyelim felsefe kürsüsündeki insanların ne kadarı psikolojik sıkıntı yaşıyor. Onlar da bir meslek gibi yapıyor, rafa kaldırıyor. Büyük büyük şeyler yazıyorlar falan. Bu felsefecilerin hayatına baktığınızda da işte Schopenhauer diyor ki hayat geriye, Schopenhauer değil, Kierkegaard. Hayat diyor geriye bakarak anlaşılır, ileriye doğru yaşanır. Ama hayatına bakıyorsun adamın. Hiç alakası yok. Bir kadınla bir aşk ilişkisi var. Ondan kopamıyor. Sonra kadınla evlenemiyor. Sonra bir sürü baktığımızda hani normal bir insanın yaşayacağı sıkıntılar diye düşünüyorum. Onun için ben de çok hani evet güzel entelektüel olarak hani öğrenmekte fayda var ama pratikte çok bir şey olduğunu düşünmüyorum ben yani. Teşekkür ederim. Evet. Varoluşçuluk şeyi varsa şimdi onlara da şey yapmış olduk ama artık kusura bakmasınlar. Hocam çok özür dileyerek hocamı takdirine bırakalım. Bir soru sormak isterler ama. Alalım bari ondan sonra. Hızlı iletelim. Kırmayalım. Hocam teşekkür ederiz. Sağolun, çok sağ olun. İsmim Yavuz. Ben şunu merak ediyorum. Yani akademik tarafta bunun gelişimi nasıl? Yıllar geçtikçe psikolojik sorunların arttığını belki medyadan veya çevremizden görüp duyuyoruz. Bunun asıl nedeni akademik tarafta nasıl yorumlar acaba? Bilginin çoğalmasıyla mı, işte iletişimin artık çok hızlı olmasıyla ilgili mi? Yani evet. Bunun şeyi nedir efendim? Soru kolay oldu. Çünkü psikolojik sorunların artıp artmadığını bilmiyoruz. Hani onu diyebilmemiz için tarihsel süreç içinde o oranlara bakmamız gerek. Mesela şizofreni %1'dir. Afrika'da da %1'dir. Efendim Japonya'da da %1'dir. Türkiye'de de %1'dir. Aşağı yukarı değişmez. Bazı sorunlar artıyor olabilir, bazı sorunlar azalıyor olabilir. Mesela Türkiye'de
bizim bütün Türk toplumunda psikolojik bozukluk oranı nedir diye tek çalışma yapıldı. 1998'de Türkiye Ruh Sağlığı Profili çalışması. Başka bir çalışmada elimizde yok. Hani şu an olsa mesela atıyorum hani karşılaştırabiliriz ama maalesef öyle bir bilgimiz yok. Evet. Kıymetli katılımlar için hocamıza teşekkür ediyoruz. Programın kaydını...